Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde Table Runner ve Dog Chief Toothbrush ürünüyle alakalı detaylı incelemeler yapmıştık. Şimdi de biraz bu ürünlerle alakalı yorumlar okuyacağız. Yorumlar neden bizim için önemli? Biz zaten bu ürünleri biraz problemli olduklarını düşündüğümüz için seçmiştik. Burada geliştirilebilir noktalar var mı? Onlara bakacaktık. Yorumlarla alakalı zaten esas olarak karar verme aşamasında bütün ürünlerimizin seçtiğimiz ürünlerin yorumlarını okuyacağız ve geliştirme noktalarını bulmaya çalışacağız fark yaratmaya çalışacağız. O yüzden zaten yorumları okumak konusunda detaylı videomuz olacak. Burada sadece bu iki tane ürünümüzle alakalı biraz yorumlarına bakalım. Nasıl problemleri varmış? Kısaca göz gezdirelim. Ürünlerimizle alakalı devam edip etmeme kararını başlangıç olarak vermiş olan ama dediğim gibi detaylı olarak zaten seçtiğimiz ürün fikirlerinin yorumlarını okuyacağız. Geliştirmeleri yapacağız. Geliştirme açık yönleri var mı yok mu? Onları yorumlardan tespit etmeye çalışacağız. Yorum okuma işi çok önemli bir konu. O yüzden zaten burada da nasıl yapacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Şimdi biz mesela bu table runner ürününde baktık. Mesela bizim ürünümüz buydu. Diğer ürünlere baktığımız zaman bizim ürünün ortalaması 4 ama diğer ürünlere baktığınız zaman bakın hepsi 4.5, 4.5. Şurada da var bakın 4.5, 4.5. Hiç böyle yani genel itibariyle ürünlerde bir problem yok. Belki bizim ürünle alakalı özel bir problem vardır. Genel olarak ürünlerin ortalama yorumları yüksek. Çok problemli bir ürün göremiyoruz. O yüzden bu Table Runner ürününde sadece bizim ürünle alakalı, bizim bulduğumuz şu ürünle alakalı yorumlarına biraz bakalım. Bu ürünü neden insanları beğenmemiş? Ama tabii ki beğenilmemesine, daha doğrusu 4 ortalama olmasına rağmen nasıl iyi satışlar yapmış onlara biraz bakalım. Ama esas biz, bakın burada çift Chief Toothbrush kelimesine baktığımızda burada ürünlerin geneline baktığınızda bakın 3.5 3 3.5 ortalamayla iyi satışlar yapanlar var. Demek ki burada bu kategoride bir problem var. Bunu çözersek çok daha iyi bir şey yapabiliriz. Table Runner'dan biraz farklı dolayısıyla. Şimdi sadece şu ürünün yorumlarına bir bakalım. Bu ürünü açıyoruz. Bu ürünü açtıktan sonra burada zaten buraya tıkladığınızda da hatta aşağısına yorumlar bölümüne tıkladığınız zaten burada kendiniz de görebilirsiniz. Amazon size burada geçen kelimeler özelinde kelime odaklaması yapmış. Sol tarafta da zaten buy feature denilen yerde yani özelliklerine göre ayarlamış. Mesela bunu da özellikle bakabilirsiniz. Hangi özelliklerin düşük olduğunu buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Demek ki bakın burada material quality yani materyalin kalitesi iyi değil. Material quality yazıp da iyi şeyler yazanlar yok demek ki. Demek ki bu üründe bir kalite problemi var durability yani bunun dayanıklılığı ile alakalı da yine bir problem olduğunu buradan yine görebilirsiniz. Yani 4 verenler genel itibariyle buradaki özellikler üzerinden 4 vermişler. İşte burada bazı anlamlar çıkarabilirsiniz. Biz işte bu ürünü kaliteli yapabilirsek, daha iyi yapabilirsek daha iyi olacaktır. Anlamı çıkarılabilir. Buradan kendiniz de tabii ki yorumları okuyabilirsiniz. Özellikle burada 1 verilen, 2 verilen yorumları okumanız faydalı olacaktır. Bunun için zaten Helium'un uygulaması var. Review Download'u açtığınızda bakın burada 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı isterseniz mesela şu an sadece 1 ve 2 yıldız verilen yorumları okuyabiliriz. Ya da bütün yorumları okuyabiliriz. Biz bütün yorumları görmek istiyoruz. Çünkü orada bir analiz yapacak. Bütün yorumları bizim karşımıza getir diyorum. Getirdikten sonra burada analiz kısmına tıklayın ve en çok geçen, yorumlarda en çok geçen kelimeleri ve kelime bizim karşımıza getirdi. Burada bizim için önemli olan nokta bakın şurada Mesela bu kelime table runner yazıp da yorum yapanların ortalama yorumu 4.1. Burada bizim için önemli olanlar bakın 4.3, 4.1 biraz daha iyi olmayanlar. Özellikle bakın 2.3 verilmiş. Burada 2.3'leri bir okumak lazım. Mesela you get ve what you içerisinde ne yazmışlar. Mesela burada you get ile alakalı neler yazmış. Mesela cheap and that's exactly what you get. Yani biraz ucuz olduğundan bahsetmiş. Genel itibariyle bakın it looks cheap ucuz bir malzeme. Kalitesinden yine bahsedilmiş. Şuralara bakalım. Evet genelde aynı yorumlar çıktı. Yani ürünün biraz basit ve ucuz yapıldığından bahsetmiş çoğu. Başka kötü yorumlu bir ne var mı? Başka kötü ortalamalı bir kelime var mı? This table Runner var mesela. Burada da zaten bakın 5 verilmiş. 5 verilmiş. Burada zaten 1 verilene bakmanız lazım. Mesela neden 1 verilmiş onu bir okuyalım. Burada mesela bu Table Runner'ın iyi gideceğini, güzel göründüğünü falan bahsetmiş. Ama işte bakın burada machine wash yani yıkama bölümünde kötü bir şeyden bahsetmiş. Yıkandıktan sonra bir problem olduğundan bahsetmiş. Burada da yine durability yani dayanıklılık konusu bizim karşımıza çıkıyor. Burada da bakın geometric design ile alakalı bir olumsuz yorum var. Buradaki yorumların solundaki kelimeler üzerinden ilerlemek lazım. Mesela shorter than ile alakalı bir şey var. Mesela güzel kalitesi biri söyle demiş ama resimde gösterildiğinden daha kısa demiş. Bu da tabii yine önemli. Resimde ne gösteriyorsanız onu sunmak zorundasınız. Yanıltıcı fotoğraflar biraz bu şekilde kötü yorumların gelmesine sebep olabilir. Tabii 4 verimiz çok kötü değil ama yine de burada dikkat etmek gereken noktalar var. Biz bu yorumları ne yapacağız? Biz bu yorumları okuduk. Ürünle alakalı bilgi ettik. Bunları zaten üreticimizle konuşup üreticimizle bu soruların çözümüne gideceğiz. Table Runner ile alakalı yorumlara baktık. Dediğim gibi sadece bu üründe böyle biraz problem vardı. Genel itibariyle Table Runner ürününe baktığınızda burada ortalama 4.5'ün üzerinde yorumlar var. Yani bu kategoride tamamen geliştireceğiniz bir konu şu an görülmüyor gibi. Şimdi diğerine bakalım. Dog Chief Toothbrush'a bakalım. Burada genel baktığınızda bakın 4 ortalamayla işte bakın 3.5 ortalamayla burada da yine 3.5 ortalamayla ilk sayfanın en önlerinde olan rakipler var. Bunlardan birkaç tanesini yorumunu okursak genel problemi anlamış oluruz. Mesela bir tanesini alalım. Bu üründe 100 tane yorum var. 3.9 ortalaması var. Yine aşağıdan yorumlara bakabilirsiniz ama biz burada Helium Review Downloader'ı kullanalım. Bütün yorumları bize getir diyorum. Buradan olumsuz olanlar üzerinden ilerleyeceğiz. Analizi yapıyorum. Burada tabii ki analize baktığınızda bizim için önemli olan noktalar olumsuz, kötü yorumlar bu üründe aslında çok geçen kelimelerde kötü yorumlar fazla görülmemiş. Mesela şu chewing veya did not'a bakabiliriz. Did not da olumsuz bir ifade. Yani buradan bir şey yapamadığı anlamı çıkarılabilir. Neleri yapamadığına bunlara bakmak lazım. Bu üründe aslında çok da kötü yorumlardan bahsedilmemiş. O yüzden diğer ürünümüze bakalım. Burada daha çok geliştirebilir noktaları bulabiliriz. Yine review downloader'ı açıyorum. Ve bütün yorumları bize getir diyorum. Yorumlar geldikten sonra da analize bastığımızda burada analizler karşımıza çıkıyor. Tamam bakın üst taraftakiler 4.3, 4.8. Bakın 3.1 bir şey bulduk. Bu bizim için önemli. If you ile başlayan 3.1 olan bir sürü şey var. Mesela diyor ki büyük bir köpeğiniz varsa bunu asla almayın diyor. Mesela burada da demiş ki eğer köpeğiniz küçükse onun ağzı bunu ısırmak için çok da büyük olmayacaktır diyor genel itibariyle küçüklük büyüklükten bahsetmişler. Bunu da tabi resimlerde anlatmak lazım. Hangi boyutta köpekler için uygun olduğu burada gösterilmesi gerekiyor. Mesela burada bu oyuncağın parçalandığını, bozulduğunu bunlardan bahsetmiş. Demek ki biraz problemli. Mesela burada da yine küçük bir köpeğiniz varsa bu kullanılmak için çok büyük olduğundan bahsetmiş. Eğer küçük köpeğiniz varsa bunu almayın diyor. Burada bunları söylemek lazım resimlerde, açıklamalarda. Bu ürün hangi boyutta köpekler için uygun? Bunları söylemezseniz bu şekilde kötü yorumlar gelebilir. Burada da mesela Daznat ile alakalı 2.8 ortalamalı 11 tane yorum var. Burada da, da bir kötü olanlara yani bir verilmişlere bakalım. Very poor quality kalitesinden bahsetmiş. Kötü bir kaliteli olduğundan bahsetmiş. Resimdekine benzemediğinden bahsetmiş. Özellikle kokusunun biraz kötü olduğunu bahsediyor. Biraz daha ucuz bir malzemeden yapıldığından bahsetmiş yine. Mesela it does not come apart parçalanamaması ile alakalı bir yorumlar var yine. Bu şekilde yine olumsuz yorumlara baktık. Aşağı tarafta gittiğinizde mesela burada 5 minutes yani 5 minutes ile alakalı bir şey var. Burada da yine durability ile alakalı bir konu var. Demek ki dayanıklılık bu üründe çok önemli. Bu ürünü daha dayanıklı hale getirmeniz gerekmekte. Dayanıklı olması lazım çünkü köpekler bunu ısıracak başka şeyler yapacak. Bunun dayanıklı olmaması durumunda kullanımlarından dolayı birler gelmeye başlayabilir. Biz de bu ürünü geliştirirken, üreticimizle konuşurken dayanıklılık konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu şekilde aslında yorumları okumuş olduk. Ürünlerle alakalı genel bilgiler sahibi olduk. Bu ürünleri ürettirirken üreticimizle bu konuları konuşmamız lazım. Özellikle kategorinin farkında olduk. Buradaki genel amacımız biraz daha mesela bu üründe dayanıklılık olması, işte hangi tür köpekler için gerekli olduğunu tespit etmek. Yine Table Runner ürünümüzde de genelde bir problem yoktu ama bizim ürünümüzle alakalı bazı problemli konular vardı. Burada da yine genel problem var mı? Fark yaratma dersine geldiğinizde zaten bu konuyu detaylı göreceksiniz. Yorumları okuyacağız, kategoriler ve buradaki bu sayfadaki problemleri tespit edip bunlardan daha güzel, daha farklı ne yapabiliriz ona bakacağız. İşte bu şekilde çok daha fazla satışlar yapabilirsiniz. Bu küründe güzel. Yine biz bunları tablomuza, ürün tablomuza ekleyelim. Sonrasında en son karar verme aşamasında detaylı zaten hangisinde daha iyi olabileceğimizi diğer ürünlerle kıyaslayarak yapabileceğiz. Bu ürünlerle alakalı rekabet analizimizi yapmıştık. İyi, güzel satışları var. Rekabeti de çok da fazla değil. O yüzden bu ürünü yine tablomuza ekleyelim. Sonrasında karar verirken detaylı analizimizi yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.